Herkese selamlar dostlar. Boomerang Nebula kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunun yüksek AP isteyen slotlarından bir tanesi olan Yıldız Mezarı'nı inceleyeceğiz. Tabii konumuza geçmeden önce eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelelim asıl konumuza, yani Yıldız Mezarı'na. Bugün Yıldız Mezarı'nı her zamanki incelediğim yöntemle sizlere aktarmayacağım. Yani 2-3 saat boyunca bu slotu dönüp sonrasında kasmış olduğum grind hasılatını sizlere söylemeyeceğim. Neden diye soruyor olabilirsiniz. Çünkü Yıldız Mezarı'nın sabit bir geliri maalesef asla yok. Bu zamanki grind videolarımda RNG'ye bağlı dediğim her şeyi unutun. Çünkü bu slotta o slotlardan çok daha büyük bir RNG isteyen slot olduğunu söyleyebilirim. Ondan dolayı videoda slottan kareler akarken ben de sizler için slotla ilgili tüm detayları aktarmış olacağım. İlk olarak kaç AP istediğiyle ilgili bir konuşalım. Arkadaşlar, Yıldız Mezarı üzerinde de belirttiği gibi minimum 260 AP isteyen bir slot. Evet, istisnalar var mı? Var. Güçlü sınıfları oynuyorsanız, yani güçlüden kastım seri burst hasar vuran karakterlerden birini oynuyorsanız belki minimum 250-255 AP civarlarında da bu slotu dönebilirsiniz. Ancak düşük AP'de çok verim alamayacağınız için bu slotu dönmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bundan dolayı ilk olarak AP'mizi minimum kutumla 260 olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Eğer PvE konusunda hassas ve zorlu olan karakterleri oynuyorsanız bu AP miktarı 270 hatta 280 AP civarlarına bile çıkabilir. Evet, iyi hoş minimum gerekli AP'den bahsettik. Ancak bu slotta AP'nin yanı sıra ciddi oranda DP'ye de ihtiyacınız olduğunu kesinlikle unutmayın. Özellikle çok hareketli olmayan sınıflardan birini oynuyorsanız haliyle hasardan kaçmanız çok zor oluyor. Bundan dolayı tek yememek için minimum 310 DP olmanız gerektiğini unutmayın. Evet, Ninja, Lan, Musa gibi seri karakterleri oynuyorsanız belki DP'niz düşük olsa da sürekli vurkaç yapacağınız için ölmeyebilirsiniz. Ama siz yine de minimum 310 DP'ye ulaşmadan bu slota gelmeyin derim. Şimdi bana bu slotu hangi karakterler daha güzel dönebilir diye bir soru soruyor olabilirsiniz. Yıldız Mezarı düşük slotlarda anlattığım gibi tek at geç slotu asla olamaz. Yani 310 AP'niz yoksa bu slotta tek atıp geçmeniz imkansız. Bundan dolayı burst hasarı, yani anlık ani hasar yüksek olan karakterler bu slotta bir adım öne çıkıyor diyebilirim. Guardian biraz ağır olmasına karşılık burst hasarı sayesinde bu slotu çok rahat dönebiliyor. Bunun yanı sıra cadı ve büyücü de buraya oldukça seri dönen karakterlerden birkaçı. Bu slotta ben kendi şahsi fikrim olarak şunu söyleyebilirim. Sahire dışındaki assassin özellikli karakterler bence bu slotta biraz ağır kalıyor. Tabi AP'niz yüksekse bunlar sizin için çok da problem olmayacak. Şimdi dilerseniz slottaki yaratıklara geçmeden önce Yıldız Mezarı'ndan düşen eşyalara göz atalım. Düşen eşya kısmından Yıldız Mezarı'na geldiğiniz zaman oyunun en yüksek AP isteyen slotlarından bir tanesi olmasına karşılık düşen eşyaların ne kadar az ve yetersiz olduğu çoğunuzun gözüne çarpmıştır. İlk olarak Yıldız Mezarı'nın en değerli eşyası olan Kara Çöküş Küpesi'nden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere fiyatı 283M civarında ve merkez pazarda 300M fiyata kadar çıkabiliyor. Haliyle bir takı bu kadar değerli olunca slottan düşme ihtimali de o kadar zor oluyor. Açık konuşmak gerekirse bu slotta neredeyse saatlik tüm kazancınız bu küpeye bağlı. Kara Çöküş Küpesini düşürmediğiniz takdirde bu slottan kazancınız çok az oluyor. Ondan dolayı buradaki asıl amacımız bu küpeyi düşürmek olacak. Tabi düşürme kısmına gelirsek düşürme oranları çok dengesiz diyebilirim. Bu küpeden saatte 3 tane aldığım zaman da oldu. 10 saatte 1 tane bile bu küpeyi almadan döndüğüm zaman da oldu. Ondan dolayı bu küpenin ortalama kaç saatte bir düştüğünü kestirmek maalesef imkansız. Saatte ortalama 1 desem 10 saat düşürmeseniz yanlış olacak. Ondan dolayı bu slotta kasıyorken RNG'nizin yüksek olması ekstra eşya düşürme artış parşömenleri ve çadır bufflarıyla bu şansınızı arttırmanız gerekiyor diyebilirim. Bunun yanı sıra bu slotu seri dönmeniz Kara Çöküş düşürme şansını arttıracağından seri dönmeden buraya kesinlikle gelmeyin. Kara Çöküş Küpesinden sonra bir de dilerseniz yan eşyalara göz atalım. Karataş grind yapanların olmazsa olmazı diyebilirim. Keza bu slotta fazlasıyla karataş silaha ve zırha doyuyor. Birçok slotta kastım, ancak bu slot yüksek AP'li slotlar içerisinde en fazla kara taşı veren slotlardan birisi diyebilirim. Evet, şaka değil, saatte 80, 90 ve hatta 100 tane bile kara taşı aldığınız zaman oluyor. Ondan dolayı kara taş konusunda sorun yaşıyorsanız kesinlikle bu slota gelmenizi tavsiye ediyorum. Kara taşların hemen yanında yer alan Saydam Kara Yıldız kristali ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu kristalden bir tane düşürmeniz halinde 3 tane orman öfkesi ve 1 tane sonsuzluğun sihirli kristali kritiği. Basit
asit kimya ile birleştirmeniz halinde 55M'lik uğursuz sihirli kristali elde edebiliyorsunuz. Ancak 55M olması maalesef çok da karlı değil. Çünkü 3 tane orman öfkesine tanesi 11M'den 33M civarında bir para veriyorsunuz. Ekstra sonsuzluk kristali de 1M gibi bir fiyata sahip. Haliyle kristal yapmak için cebinizden 34M parayı zaten harcıyoruz. Sattığımız zaman da merkez pazar vergisiyle cebimize sadece 13-14M civarında bir para kalıyor. Bence bu kadar yüksek seviye bir slotta böyle gereksiz bir eşya olmamalıydı diye düşünüyorum. Bunun yerine doğrudan para edebilecek 70-80M civarında bir kristal eklemeleri daha doğru olurdu. Çünkü Saydam Karayıldız kristali de yine RNG'ye bağlı olarak atıyor ve oldukça az atıyor. Gelelim diğer bir eşyamız karı büyü kristali hassasiyete. Bazı şeyleri çok fazla tekrar etmekten sıkılsam da maalesef bu kristalle çok fazla düşen bir eşya değil. Bu APDP seviyelerinde bir slot yapıyorsunuz ve 3M'lik taşı bile saatte 3-4 tane ortalama olarak veriyorsunuz. Sonra bize slot yaptık diye önümüze atıyorsunuz. Açıkçası bu slotta düşen eşya kısmıyla çok fazla uğraşılmamış diye düşünüyorum. Bir tane yüksek seviye küpe attık, başka eşyaya gerek yok diye düşünülmüş gibi geldi bana ve oldukça hata yapılmış. Keşke saatte bir tane garanti küpe alabilsek, o zaman bu mantıklı olmuş diyebilirdim. Ancak 10 saatte 0 küpe alan birisi yan eşyalardan kasamayınca maalesef sadece çöple ve birazcık kara taşlı slottan çıkmış oluyor. Diğer bir eşyamız saf sihir yumağı. Bu eşya karayıldız silahlarının seviyesini yükseltmekte kullanılan bir eşya. Merkez pazara kayıt edemiyorsunuz ve tıpkı diğer eşyalarda olduğu gibi oldukça seyrek düşüyor diyebilirim. Son düşen eşyalardan bir tanesi yine kara taş gibi olmazsa olmazlarımızdan kadim ruh tozu. Bu eşya kapraz taşı yapmak için kullanılan bir malzeme. Bu slottan düşme oranı çok düşük değil. Güzel bir ortalaması var. Şanslı gününüzdeyseniz saatte 25-30 tane düşürebilirsiniz. Ve son eşyamız kaynak izi. Bu eşya hemen hemen kestiğiniz her bir toplu slottan çıkıyor. Hatta bir slottan ikili üçerli çıktığı da oluyor. Sağ olsun oyun 92K'lık eşyadan kısmamış. Gelen oyuncular faydalansın istemiş. Keşke bu cömertlik kara büyü kristaline ya da Saydam Karayıldız kristaline de gösterseymiş. Gelelim asıl merak ettiğiniz soruya, yani yıldız mezarından düşen çöp miktarına ve çöp fiyatına. Yıldız mezarından umutsuzluğun kan kırmızı kristali isimli bir çöp çıkıyor. Bu çöpün tanesinin fiyatı 15.5K ve seri dönüyorsanız parşömensiz saatte AP'nize bağlı olmak üzere 3000 ila 4000 çöp arasında alabilirsiniz. Parşömen bastığınız zaman da bir tık daha fazla olabiliyor. Minimum 3000 çöp aldığınızı düşünelim. O halde 46.5M saatlik çöpten kasmış olacaksınız. 4000 çöp düşürdüğünüzü farz edersek 62M civarında bir para kasmış oluyorsunuz. Güzel bir fiyat diyebiliriz, ancak küpe düşürmeden sadece çöpten ve kara taştan kastığınızı farz edersek maalesef oldukça yetersiz kalıyor. Yani buradan şansınıza bağlı olarak saatte 1T, 1.5T hatta 2T bile alabilirsiniz. Sadece çöple ve kara taşla kasarak 90M, 100M, 120M para alıp da dönebilirsiniz. Ondan dolayı garanti para kasmak ve sabit ortalama bir gelir elde etmek isteyenler varsa bu slota yönelmemeli diye düşünüyorum. Şimdi slota gelmeden önce elde edebileceğimiz tüm bilgileri öğrendik diye düşünelim. Sırada yaratıkları kesip slottan bilgiler aktarmaya gelelim. Yıldız Mezarı slotu Eperia Limanı'nın hemen altında Kalfion bölgesinin sol alt kısmında kalıyor. Yıldız Mezarı'na katkı puanı yatırıp enerji harcayarak not seviyesini atlatmak isteyenler Kalfion'dan Gabino çiftliğini, oradan Kuzey Kaya iskelesini, daha sonra Kalfion kalesini ve bölgesini bağlamalı. Oradan da Brelin çiftliğini bağlayıp Kuzeybatı Kalfion karakolundan Yıldız Mezarı ulaşmalı. Şimdi birazcık slot hakkında bilgi vermek istiyorum. Yıldız mezarındaki neredeyse tüm canavarlar yüksek denilebilecek oranda hasar çıkartıyor. Keza bu yaratıkların hepsi toplu bir şekilde size hasar vurursa DP'niz düşük olması halinde ölmeniz çok kısa sürüyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra slottaki yaratıklar üzerinizde çok fazla kanama hasarı meydana getiriyor. Ekstra kötülüğün kalıntıları adına sahip kol şeklindeki hasar vurmayan yaratıklar da -10 DP'nizi kırıyor. Bundan dolayı aldığınız hasara çok dikkat etmelisiniz. Bu slotta slottaki diğer yaratıklardan bir tık daha büyük olan şeytani müritler zaman zaman öldüklerinde büyüyüp daha büyük bir yaratığa, yani aksi müritlere dönüşebiliyor. Bu yaratıklar normal slottaki yaratıklardan güçlü olduğu için attığı eşyalar da daha çeşitli oluyor. Aynı anda birden fazla kara taş, kadim ruh tozu ya da kara büyük kristalleri alabilirsiniz. Ancak kara çöküş küpesini yüksek oranda veriyor diye bir şey söz konusu değil. Diğer merak ettiğiniz şey ise hangi yaratıktan kara çöküş küpesi atıyor sorusu.
sorusu olabilir. Buradaki hareketle size saldıran tüm yaratıklardan kara çöküş küpesi elde edebiliyorsunuz. Sadece belli yaratıklardan atması gibi bir şey bu slotta yok. Ondan dolayı kafanıza göre bir slota rahatça gidebilirsiniz. Bunun haricinde bazı slotların ortasında duran kara kırmızı dengesiz yıldız kalıntısı dikkatinizi çekmiş olabilir. Yaratıkları bu kristalin etrafına toplayıp sonrasında kristali patlattığınız takdirde yaratıklar belli bir süreliğine yere düşmüş olacak ya da düşmeden hepsi kristal patladığında aynı anda ölmüş olacak. Doğrudan öldüğünde ise her türlü içinden çıkan çöpü rahatlıkla toplayabiliyorsunuz. Bu anlattıklarım dışında slottan aktarabileceğimiz herhangi başka önemli bir not yok. Özetle tüm anlattıklarımı toparlamak gerekirse eğer RNG'nize güveniyor ve çok seri olarak bu slota dönebildiğinizi düşünüyorsanız o zaman buraya gelip kara çöküş küpesinden para kasarak kısa sürede zengin olabilirsiniz. Ancak grindda şansınız yoksa ve 2500-3000 çöpün altında kalıyorsanız seri dönemeyeceğiniz için bu slota gelmenizi tavsiye etmiyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bu videonun şu an olmasa bile ileriki zamanlarda mutlaka işinize yarayacağını düşünüyorum. Daha fazla grind videoları için lütfen bu videoyu beğenin ve yorumlarda bana katkıda bulunun. Hepinize sevgi ve saygı dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.